Hayırlı akşamlar saygıdeğer seyircilerimiz. Kırmızı Masa canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki bu hafta yeni bir konuğumuz ve yeni bir konuyla sizlerle baş başayız. Öncelikle bunu demek istiyorum. Göksünden, Türkmencilik yüzünden hala hançer yaraları bulunan dikta rejimi emniyetleri tarafından 11 defa tutuklanan, hayatını sürgünlerde sürdüren ve dilim dilim, kes kavun dilim dilim, ben bu dilden vazgeçmem olursam dilim dilim diye direnen ve çırpınan gayur, tuz hurma tevladı olan üstad sanatçımız Ekrem Tuzlu. Veya tuz hurmatı şivesiyle İkram Tuzlu. Tabii ki her ikisi de aynıdır ama biz ne İkram ne de Ekrem diye hitap edeceğiz. Hitap ettiğimiz tek kelime o da hocamız diye. Hocamız ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Var olunuz. Necesiniz inşallah hocam? İnşallah. Sizlere iyilik dileriz. Sağ olun. Hocam her şeyden önce, tabii ki bir hafta önce öğretmenler bayramıydı. Tabii ki sizler de bir emekli öğretmen olarak ben buradan bu programın aracıyla tüm öğretmenlerimize bayramları olması münasebetiyle canı gönülden tebrik ederim. Sizler de başta olmak üzere tabii ki. Tabii her şeyden önce ben çok şereflendim bu Türkmenlik kanatına ki bu vakti verdi bana ki hatta kötü olaylar var. Özellikle bu olayları çok insanlar var ki tamamca yetkili değiller kendini. Bu bir bu sırada öğretmenler öğretmediler. Tabii ölenler Allah rahmet eylesin özlerini. Evet. Kalanlara da üstün başarılar dilerim. Evet. Ben de bir öğretmen diyeyim. Candan hepsine saygı, hürmetlerimi gösterirken bunlar çünkü ne dediler? Masna'ar aptal sayılırlar. Evet. Olunca inşallah her yıl bu gibi bir gün gibi bunları canla tebrik ederim. İnşallah, inşallah hocam teşekkür ederiz. Sağ olun, ağzına sağlık. Saygıdeğer seyircilerimiz telefon numaramızı hatırlatayım sizler için 0771 46 68 134 0771 466 81 34. Evet saygıdeğer seyircilerimiz çok pardon. Tabii ki bu telefon numaramızın aracıyla bizlerle bağlantı kurabilirsiniz. Konumuz hakkında konuğumuza herhangi bir sualınız varsa veya müdahaleniz varsa hayır efendim memnuniyetle hem konuğumuz cevap vermektedir hem de bizler de inşallah. Değerli üstadım, hocam. Evet. İlk önce bundan başlayalım. Sizler Bağdat Türkmence Radyosu'nun sanatçılarından, öncülerinden sayılırsınız efendim. Peki bu tarihten önce yani ilk ardımınızı atmadan önce, Bağdat Radyosu kurulmadan önce ne gibi mahfallerde sanatınızı sürdürmekteydiniz? Mevlütlerde mi yoksa diğer mahfallerde efendim? Biraz bu konuya değinelim sonra evet. Tek tek. Tabii 1959'da Türkmence bölümü açılmadan önce evet. Ben 1950'den yani 49-50'den ortaokulda olarken tabii orada düz hurmatıda dini marasimlere, dini törenlere çok katılırdım. Ve ilk olarak Muharrem aylarında sinezen okumakla evet. Mokiplerde. Doğru. Yani hatta 50-59'a kadar. 59'da Türkmence bölümü açılınca bunu gevilli deyin. Çok çok sözler de yazmıştı o sinezen. Evet sinezen yazmıştım evet. Ama doğru. Lütfen burada yazdığım o sinezenler lütfen çok baskınlık üzerinde çok gitti benden daha doğrusu. Evet. O da önemli değil çünkü ben bu yolu tutarken düşünmedim paranı. Ne şöhret ne zindanı ne de dağdan yaranı kendim yaramı sardım beklemedim sarhanı. Evet. Boynum ipleri geçti bu nazik dil ardından. Çok gözleri kör ettim sürdüğüm mil ardından. Evet. Onunca benim düşüncem, hayata bakışım, insani bir bakış olarak
Hiçbir hatırımda olmadan yanında özellikle milletimin üstünlüğünü, kahramanlığını, tarihini diğer milletlere anlatmak. Evet hocam. Peki hocam, sizler Karabağlı usulünü. Evet. Evet. Onun yanında dermengah usulünü. Efendim kızıl usulünü hangi sanatçılardan, kimlerden öğrendiniz efendim? Efendim gördüm ki tabii benden önce Türkmence bölümü yeni olduğu halde bunu beslemek isterdi. Duydum ki özellikle başta gelen rahmetli Abdülvahid Güzelçioğlu, başka ses sanatkarları, bu sesler yalnız Kerkük'ten idi. Düz'den bir ses yok idi. Olunca tabii beni bıraktılar, dediler koy Düz'den de bir ses olsun. Olunca ben de ilk ses Düz'den. Çünkü ondan önce hala da ben Ekrem Düzlü tanılmamıştım. 1959'dan önce beni diğerler İkram Cafer, Nacar Caferoğlu. Evet. İkram Nacar Caferoğlu. Ama 59'dan radyo evine gelince bu takma adım Ekrem Düzlü. O günden, evet, 59'dan bugüne kadar Ekrem Düzlü sayıldım. Karabağ Hürriyetlerini rahmetli Almiye Merdenan, Hacı Almiye Merdenan alıştım. Hacı Merdenan. Hacı Merdenan. Evet. Efendim sen Derbentgah Hürriyetler'den rahmetli şey Takı Topar Raza'dan. Zeynel Abidin Küzelçi'den yoksa? Yok Takı Topar Raza'dan. Evet. Zeynel Abidin Küzelçi ile de aynı zamanda buluştum. Evet. O da benim için Kızıl Hürriyet'i açıkladı. Evet. Gelince şey affedersen Derbentgah Hürriyet'i takım Topar Raza'dan. Kızıl Hürriyet'i rahmetli onbaşı Kazı ailesinden olarak Düz'den. Bu da tekrar 25 yıl anlattığına göre bana rahmetli Mulla Tahay'dan beraberce bu koryatı okumuştur. Ben de tabii ilk defa olarak, evet, ilk defa olarak bu koryatı 4 yıl ancak şey radyo evinde bunu tepe geçtim. Burada kocaman profesörümüz Ata Terzibaşı, buradan saygı hürmet ellerini saygıyla öperim. Saygıyla anıyoruz. Ellerini sağımızı. Öperim. Evet. Çünkü bu Kızıl Hürriyet kitabına geçilmemişti. Ama radyo önünden esindirince kendisini tabii benden çok teşekkür etti. Ben de tekrar bir daha elini öpeceğim. Evet. Bu Kızıl Hürriyet'i de onun başından alıştım. Peki hocam Karabağlı. Karabağlı usulü Azerbaycan folkloruna ait değil mi? Karabağlı usulü tabii oraya bağlıdır ama evet, tabii bu da bir özel bir makam yani. Bizim Türkmen makamlarından biridir. Yani ama asıl Azerbaycan folkloruna ait. Evet, evet. Evet, çünkü ona da ilgin masterim. Asıl da Karabağlı'nın Azerbaycan'da gelmesini bir görüşmede diyorsunuz siz. Değilsen. Aynı zamanda lütfen burada hatta ben saygılarımla Karabağ'ın Hürriyet'ini okurken Karabağ'ın Hürriyet'ine meyan yok idi. Ama ben ilk defa olarak Karabağ Hürriyet'ine meyan geçirdim. Peki usta şeyde Karabağlı'da Azerbaycan'da Karabağlı Segah'tan çıkmış. Evet Segah'tan. Ama Tuz Hurmatlı'da sizler Çargah makamından. Çargah canım. Evet, bu tabii her yerin, her bölgenin yerine göre ses sanatkarısı sevdiği makamda okuruz. Doğru. Hı. Doğru. Hocam ilk tabii ki ilk şarkınız Neden Bela Gemgin? Bu Düz'ün dağları bununla da bu şarkıyla da ün kazandınız, şöhret kazandınız. Peki o tarihlerde de mi bu dağların gemkedere sarılı vermişti? Sıpar yüce tanrım niye de bilmemeden gemgin? Gemgin çünkü Düz dağlarında bu güzel bahar mevsiminde ya yüce tanrının yarattığı mevsimlerde hiçbir ağaç gögermez. Çünkü taşları kayadır. Torpağlı değil. Olunca her zaman görürsün mesela böyle kahirli bir üzüntülü bir dağdı. Yeşillik olmadığı içerisinde. Evet. Yeşillik olmadığı için, ağaçlık olmadığı, ormanlık olmadıkça tabii gemli görünür. Ama burada bunun karşılığı
Bilmem neden gamgin bu düzün dağları ilk şarkım ilk şairimdi. Ve bestesi kendimindi. Burada söylemişim bilmem neden gamgin bu düzün dağları. Ama indi hal hazırda bundan takriben birkaç yıl önce bunun tam tersini yazdım. Daha gamgin oldu. Daha gamgin ya velkiden daha gamgin oldu. Bu düzün dağları yüzlerce şehir düştükten sonra daha gamgin oldu. Bu düzün dağları aksu da tumlandı, kurudu bağları. Hocam tam doğru yerine değindim. Bu günlerde hele hele bu son senelerde sözünüze katılıyorum. Evet. Ama önceden ben neye dayanarak ilham aldığınızı bu sözleri yazarken? O zamanlar 40-50 sene önce. Efendim, bir sözümüz ben tabii bu bilmem neden gamgin bu düzün dağları aksu susuz koyma çiçekli bağları. Olunca bunu ilk defa olarak radyomda Ardıca'da üç şarkı bir horge Karabağ'ı koryatı ile beraber bunu ilk defa olarak rahmetli Cemil Beşi ile beraber bunu tepe geçtim. Tepe aldınız bunu. Evet. Heh. Olunca tabi içindeki sözler tabi herkesi okşadıkça yani özellikle Düz milletini ya diğer milletleri diğer insanlar Türkmen milletlerini sözleri okşadıkça tabi bu şimdiye kadar sanki dün tepe geçipti. Üstad, Türkmen sanatını, Türkmen sanatını nasıl bir seviyede görsen, ilerlemede de, gerilede mi? Tabii 1959'dan bu yıza, ondan önce Türkmen edebiyatı biraz diyebilirim böyle ağır çabalırdı. Ama 59'da bu tarife çok şairlerimiz, çok yazarlarımız, çok edebiyatlarımız başladılar şiir ve horiyat yazmaklara. 59'dan özellikle en fazla rol bu edebiyatı kalkınma Türkmence radyo ev oldu. Sanat, evet. Evet, sanat, edebiyat değil. Sanat olunca tabii burada bir şeyi anlatmak istiyorum. Ki 1900 Şubat ayında Türkmen Radyo Evi açılınca o sırada ilk ses sanatkarları rahmetli Abdülvahid, Abdurrahman, Fahreddin bunlar. Allah rahmet eylesin. Ama diğer Türkmen bölgelerinden ilk ses de ben oldum. Olunca geçenlerde tabi bundan 2-3 yıl evvel 59'dan son ile kadar saydım Türkmence bölümün ses sanatkarı, Türkmen ses sanatkarı 52 tane Allah'ın emrini bitirip. Evet. Yani bu ses sanatkarları 52 denenin yerine geldi mi sanatçılar? Ama ya bunların yerini alan çok yazık ki alan kimse olmadı. Olmadı. Kolay değil değil mi? Çünkü bizler efendisen bir gevillik katılarak radyo evine, radyo evine hatta böyle oldu ki nedenlere, sebeplere değinir misin lütfen? Evet. Az da olursa. Sebep evet. Nedir? 52 sanatçımız mesela Allah'ın rahmetine kavuştu, yerine gelen olmadı. Diğer konular da birçok alanda aynı şeyden yakınırık. Efendim sebep ne? Vallahi tabii işte o çağlarda. Siz bir sanatçı olarak evet. Ne gözünde görürsün evet. Sebep mesela? Biz de sanatçı özellikle yani beni, biz de sanatkarı açıkça söyleyeyim. Yani bak, özellikle Bağdat'ta Kardeşlik Ocağı'nda dilen şairleri, dilen horiyatları, ya bir yazar yazı yazırı, ya bir edebi bir horiyat dili. Bu horiyatı düz doğru çevrilip diğer bir manaya olunca burada hükümet kulak olduğu kimi düz doğru gelip o ses sanatkarını tutuklurdur. Yani özellikle benim için bir tek az bir zamanda 11 kere tutuklandım. Hiçbir hamdolsun indiye kadar ne hırsızlık ettim. Ne kaçtım yurdumdan, ne de bir tecavüz ettim. Yalnız söylediğim sözleri yerine getiren insanlar, ne yazık ki çünkü burada isterim bir söz diyeyim. Burada Ağabeyim Ali Maruf'un bir horiyatını
şerefle sormaktayım. O da evet. Yolumda durabilmez, kolumu bırakabilmez. Yolumda durabilmez, kolumu bırakabilmez. Namar dost merdi vurar. Hain dost merdi vurar. Yoksa yad vurabilmez. Evet. Bir de bir noktaya değindi. Kaçmadı. Tamam direndi uz kaldı uz ama kaçmak zulümden kaçmak. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da olmuştur. Evet. Eğer bir yerde zulüm var ise o yerden hicret eylevin. Ta ki ora doğru dürüst adalet geldiği yerini bulana kadar. Bu olur. Tüm dünyada var bu nokta. Tamam. Efendim yani Türkmen sanatı ilerlemede değil, gerilemede. Değil mi? Yoksa bir zaman isteriz. Vallahi biraz. Tabii 59'dan diyebilirim ki 80'e kadar, 90'a kadar evet. Çok güzel yürürdüm ha. Ama gitgide tabii çok engeller olur. Bu da başka taraflardan. Üstadım engeller zamanındaydı. Bazı partisinin zamanıydı konusu, bazı diktat rejimler. Ama daha doğru. 2003'ten sonra ne olursa olsun mesela televizyonlarımız açıldı. Radyolarımız çoğaldı. Efendim? Bir saatte, iki saatte, 24 saat yayında. Bu mu? Bu imkanlar olduktan sonra sanatçılar o mesela Ekrem Duzul teki bir dev sanatçı. Efendim, Fahreddin Ergeç teki veya Abdülvahid Allah rahmet eylesin. Bir çoğu dev sanatçılarımız teki onların yerin beyrak teslim tamam, olma olmayıptı görünmürü. Veya sizin gözünüzde de var mı? Gerçekten evet. Var. Çoğu yetenekli sanatçılarımız atılgandılar. Ama az. Gene de yetmir. Lütfen burada tabii bende olmasın. Ben 59'dan da önce yazdığım koryatlar, 59'dan da sonra yazdığım şiirler şimdiye kadar gönderirdim basılmazdı. Çünkü içindeki sözler ne de affedersen parçalanır, ötelenirdi tavuk gibi. Onda bir mana kalmayınca demeyemem. Ama son yıllarda, yani bundan kaçır ben bir yıl önce, ben çok teşekkür ederim. Ve saygı hürmetlerimle kan kardeşim Ahmet Yanar Bey'e, Ahmet Yanar Bey'e evet, geldi burada. Evet, saygı ilanıyoruz. Evet. Ahmet Yanar Bey, bu toplam 6 kitap Kerkük'ten topladı. Evet. Özel Dünya Hanım'ın, Hasan Kevser'in, benim, Hacı Ömer'in 6 kitabı topladı. Özellikle benim bir kitabım, yani olmasaydı Ahmet Yanar, benim eserlerim hepsi boşuna giderdi. Sağ olsun Ahmet Bey. Ahmet Bey efendim bu. Evet. Takriben 2000 koryata yakın, 180 parça şiire yakın tarih hayatımı toplam takriben 300 küsur perre el almıştı. İnşallah. Doğru sen. Üstadım hiçbir gün böyle kendi kendinize oturduğumuz zaman keşke filanca şarkıyı, filanca besteyi ben söylemiş olsaydım. Hiç böyle bir temennide bulunduğunuz? Temennide bulunduğum şarkı söylemek, diğerlerinin şarkısını söylerdim. Ve epey de icat ederim ama gelince ben haz ederim. Öz tuttuğum yolda affedersen başkasını taklit etmekten daha iyiydi. Çünkü her insanın özüne göre sesi var. Yüce Tanrı'nın verdiği o ses ki, o nağma verip sesine, boğazına, o onda dese daha iyidir ki başkasının, çünkü affedersen burada bir konuya geçeceğim. Karga beşer kimi yerir, serçe tüngülü. Ama karga istedi serçe kimi yersin, öz yermeğini de yitirdi. Evet. Onun için taklit bir yandan o ses sanatkarını, şarkılarını yaşatır. Yok, taklit demirəm. Taklit demirəm. Evet. Mesela, hatıram, diyeyim, İsmail Təzi, rahmet İsmail Allah Təzi, rahmet Allah rahmet eylesin, bir beste okumuştu. Siz mesela,
temennide bulunduğunuz hissi evet evet ben de, tabii, yani ben onu öz sesinizde öz öz sesimle tonunuzda diğer öz... diğer evet. Ses sanatkarı bir daha tekrar yani bana çok üzüntülü diğer ses sanatkarı da özellikle rahmetli Fahreddin Ergeç bana çok yani yakın ve sesini de çok yerlerde çok mahfillerde çok münasebetlerde söylemiş. Ama burada o da değil ki yani evet şeyim aparırsan burada bir horyatla ifade edeceğim görüşüm birim var benim evet. Yoktu birim var benim yoktu benim yoktu kılıç var kılıcım yoktu. Yoktu kın yani kılıcın evet. Kablığıydı birim var benim yoktu kılıç var kılıcım yoktu. Bu kalbim böyle saftı, kimseyden kinim yoktu. Ağzıma sağlık. Teşekkür evet. Bir telefon bağlantımız var. Tekrar size dönerim. Şerefle tabii. Sağ olun. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kasım Şinav oğlu. Ne kadar Fatih. Sağ ol, teşekkür ederim. Tuz Kurmad'dan. Değil mi? Evet ustad. Ne kadar Fatih. Sağ ol, siz nezelseyiz inşallah. Elhamdülillah ustad. Ekrem'e ziyarı hoş gelipsen. Allah'ın açısı bu programımızı inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bütün Tuz'da üstün başarılar dilerim. Ustad Ekrem'in bir makam istese kazanır bizim için. Ustad Kasım, tabii ki bilirsen programımız, Kırmızı Masa programı sanat dünyası olmadığı için bir de müzik olmadığı için sadece getirdiğimiz o sanatçılar veya edebiyatçılar efendim veya siyasiler veya sosyal hayatında ün kazanan kişileri onunla tartışıp hayatı veya diğer konuları veya sizler değerli seyircilerin evet. Bilmeyen yönlerini aktarmaktayız. Onun için eğer bir sorumuz var ise sanatından vay efendim sosyal hayatından hay hay efendim ne güzel. Evet, ama tabii, evet. Sorumuz Ustad Ekrem'le neden yenge beste yapmıyor? Çok sağ olun. Canım, teşekkür ederim. Masasınızı evet, inşallah Duda gelip de istediğin makamını şerefle baştan hizmet ederim. Üstadım konumuza girmeden önce tabii ki Kasım Şinav oğlu Tuz Hurmatı'dan evet, aradı. Size bir soru iletti. Neden yeni bir beste veya bir eser yok bu yani yeni günlerde veya yeni senelerde? Vallahi daha doğrusu yani şey özellikle Kerkük'te evvelki şeyler takdirler kalmadı. Bu bir. İkincisi hatta Deblan Kerkük müzik tarafından hürmetlerimle, saygılarımla iyi bereket versin 3-4 müzik cemaatlerimiz var. Bunlar bu Türkmen folklorunu, şarkılarını canlandırıp bir de yengiden başlayıp 9'dan bir de tekrar yengi ses sanatkarları yani bu müzikarlar olmasaydı hepsi görürük yani az sayıda bir insanlardı. Hocam hiç düşünüp sen yani bir yeni bir beste veya bir söz ele alasan siz okumasanız da çünkü bazı bizlere yazırlar, arkadaşa sorurlar. Üstad Ekrem Tuzlu'nun mesela yazsa eğer bestelese sanatçılarımıza. Ben bundan önce yazdım şey rahmetli Enver Asker için yazdım. İsmail Kadir için yazdım. Evet. Diğer bunlar için hazırım da, besterim de, verdim de ama onların da o kapılar yoktu geçsiler ki bunu milletçe yayımlasınlar. Allah ne uzun yok. Ömürler versin sizlere tabii ki. Bu yaşa yetişip siz ne mutlu bize. Hem üç dalda başarı kazanıp siz hem efendim yazı, söz yazarı olarak efendim onun yanında da bestelisiz. Onun yanında da sesinizle icra edisiz. O bugüne kadar da bir saz aletini çalabilmem, kullanabilmem. Yani hiçbir alet kullanmıyorsun. Bütün şiir, horyat, beste aniyen ilhamiyen gelmene rastan düz doğru başlarım yazmak. Evet. Evet, bir telefon bağlantımız vardır. Ya, tekrar. Alo. Alo. Abbas Kassab. Abbas Kassab. Tuz Kurmatı'dan. Tuz Kurmatı'dan. Çok sağ ol Abbas Kassab efendi. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Efendim sizleri dinlemekteyiz. Alo. Alo. Buyur efendim. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ustad necesiniz, sıhhatiyiz? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz necesiniz inşallah? Ustad necesiniz, sıhhati? Azdır söz. Çok selamımız var İkram Duzlu'ya, Abu Şahin'e. Selam. Abu Şahin'e çok selamımız var. Duz Kurmatan, Abbas Kassab, Memeli. Davat tamam, tebliğ tebliğ. Bir de evet. Baba, ben de burada saygı hürmetlerimi ver. Hem acaba bütün Duz'da olan kasablara ve gayr kasablara, bütün Duz halkına saygı hürmetlerim. Kebap yandı gözümde, yalan yoktu sözümde Abbas. Yani aynı zamanda yalan yok sözünüzde. Valla bir gün ömrüm kalıpsa, hayasız gözümde. Değil bes Duz, bütün Türkmen bölgeleri, bütün beni işitenler, varsın da Türkmen değil de diğer insanlara da ben oyum. O kadar. Efendim bir iletecek bir sorumuz vardır efendim. Vallahi memnunum. Memnunum Özlem. Ben halledirdim. Çağırsın bilmem neden gemgin bu uzun dağları. Efendim çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah. Az önce degindik dedik ki Kırmızı Masa programı her kim olursa da çağırmak yani icra etmek yoktu. Sadece o dedi ki değerli seyircilerimiz, bir sanatçını getirdiğimiz zaman illa da bir şarkı okusun burada veya efendim bir beste veya bir folklorumuzdan veya her hangisi bir eser okusun. Efendim şayettir ki o getirdiğimiz insanlar bu millete ve bu sanata veya her ne alanında çalışmış da yıllarca hizmet etmiştir. Tek o diğer yönlerinde el almaktayız. Onu demek istedik, tehdit etmek istedik. Evet. Ustadım, evet sağ olsun. Az önce degindik dedik üç şeyi de. Hem bestede hem yazıyorsunuz hem de icra etsesiniz. Bu üç nesneden hangisi canınıza daha yakındı? Ben bundan önce de hani söylediğim gibi ben tabii eve gelirken çocuklarım var hamdolsun. Üç tane oturup ya iki tane oturuptu. Birisini öperken gerekir ki o kalan çocukları da teker teker öpeyim. Hatta ki onu gevle kıskanmasın. Onunca ben şarkılarımı ezelden, ilk günlerden içini söylemişim. Yani bu şarkını, o bir şarkının üstüne tavzil edemem ben. Çünkü bu çocuğumu öperken, aynı zamanda o çocuk da hepsi yanımda bir anda. Evet. Çünkü hepsi gerçeklerden, yani gerçek olmayan bir şarkını. Kaç çocuğunuz vardır? Valla bunun sayısını bilmem. Tabii yakında 40'a yakın. Uşakları, neçe uşağı var? Benim hamdolsun 9 uşağım var. 6 erkek, 3 de kız. Allah bağışlasın, sizin Allah uzun ömürler versin. Evet. Bir telefon bağlantımız vardır. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abbas Ekrem Tuz Hurmatı'dan. Yok, affedin beni. Kerkük Hamzelli'den. Kerkük Hamzelli'den. Hiç fark etmez. Kerkük Hamzelli de canımızın içidir. Yani evet, Hapsül Mendeli'den tılahfara kadar zaten bir elde, bir dilde, bir cevildi. Elbette, elbette efendim. Tabii ki Türkmeniyeli neresinden olursa da olsun önemli olan bu programa katılmanız. Buyur efendim, evet. Sizleri dinlemekteyiz. Ben önce teşekkür ederim Ustad Aladdin senden ve tüm televizyon evinde çalışanların, kameramanlardan ve misafire de diyelim çok hoş gelip, safalar gelip. Tabii bizim Abu Şahin, Ustad Ekrem Cahfer yani her kelimesi bir kor yaptı. Lezzetli besledi, istemez yenge besledi. Eğer olarsa mümkün bizim şehitler üzerine bir beste düşse o güzel diliyle, mübarek sesiyle teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Size var teşekkür ederim efendim programımıza katılmağınız için. Abbas Ekrem Efendi, Kerkük Hemzel'den. Evet. Üstad, evet sağ olsun. Tabii ki saygıdeğer seyircilerimiz, ben bunu hamuzda bulunduğum tabii ki sesimin tonunu biraz yükseltmekteyim konuşmakta. Üstadımızın biraz kulak eşitme evet. sorunu olduğu için özür dilerim. Ben bunu değinmek istedim. Üstadım, Abbas Efendi değindi dedi ki elbette bir Ekrem Duzlu dediği o zaman bir sanatçıdır. Her şeye değinmiştir, her konuyu ele almıştır. Ama şehitler ister yeni dostun olmasa da ama gene de gözümüzde o Ekrem Duzlu'dur. Şehitler üstüne düşünmüşsen veya bir
Ben özellikle şehirler... Koyrat da olsa da bir şey de olsa... Efendim şehir... hatta şehirler üzerine yazdığım şiirlerim var. Ne yazık ki şimdiye kadar yani yayımlanmıyor yani. Bu benim için değil benim için. Yüce Tanrı'ya karşı da bir dua sayılır. Sesten kaydedip sen? Ha? Şiirleri sesten kaydedip sen? Zaten özellikle ben çok şey taziyelerde okumuşum. Rahmetli babamda Ezzeddin Abdi Bayatlı'nın 1959 evet. Bayramı münasebetiyle şehitlerin Kerkük'te olan katliamının bayramı münasebetiyle bir çocuğun dilinden evet. Dilinden babasına karşı babasına hitap ediyor. Bunu örnek şehir 13 kopletti. Bunu rahmetli öz el yazısıyla bana hediye etti 1959'dan. Seslendirdi bu sözü. Seslendirdim efendim çok iyi münasebetler daha çok taziyelerde şehit taziyelerinde özellikle örnek buna bir örnek bir köple söyleyeceğim o da şehit baba bili yürüm türben içi cennettir. Şehit baba bili yürüm türben içi cennettir. Er oğluyuz şehit olmak canımıza minnettir. Er oğluyuz şehit olmak canımıza minnettir. Korktuğumuz ölüm değil. Korktuğumuz ölüm değil, ihanetler zillettir. Mertlik değil, baskın etmek, boş bulmakla makamı, erler çıksın karşımızda savaşmak samarım. Ey şehitler sanmayınız unutalım sizleri. Öyle gafil sanmayınız yerde kalan bizleri. Biz Türkmeniz unutmarız bırakılan izleri. Bırakırsa gafilik biz, koy yürüsün zamanı, bir gün gelir döner koy yapsınlar bayramı. Tabii vaktinizi almadan bu şehir uzun uzadıya, ben evet. Şerefle her zaman taziyelerde bu şiiri rahmetli Ezzeddin Abdi Bayatlı'nın evet. 59'da yazdığı 2016'da ama Gevul ister bir daha seslendirse o sözün hele hele bizim televizyona armağan etse o ne mutlu her günde gelse de en azından haftada 2-3 defa şehitlerimiz çünkü hiçbir zaman unutulmasın. Evet. Hiçbir zaman göz ardı olunmasın. Tüm insanlarımızdan, tamam. İster sanatçılarımız, ister edebiyatçılarımız, ister her kimseden çünkü bizler ona borçluyuz. İnşallah daha doğrusu. Yapacağım. Evet. Üstadım. Buyurun. Buyurun sağ olsun. Diğer konulara da biraz daha doğrusu dönelim. Bir yıllar önce tabii ki Aksu Gazetesi'nde. Aksu Gazetesi'nde attığı bir manşette, baş manşetinde bir yazı vardı. Gözüme çarptı tabii ki arşiv ararken. Diyor ki yanlış yapmış olurum ama hain değilim. İnşallah. Bu sizin ağzınızdan bir manşet atılmıştı. Evet. Saygıdeğer Üstad Nihat Kuşçu beyefendi sizinle bir mülakat yapmıştır. Manşeti öyle atmıştır. Burada ne demek istiyordum? Bunu biraz bu konuya değinelim. Efendim tabii yalnız Ehl-i Beyt masumdular. Bunlardan yanlışlık çıkmaz. Ama insan el insan la amaratun bisu. Evet, üstadım konumuza başlamadan bir telefon bağlantımız var. Onu da alalım. Alo. Alo, selamu aleyküm. Aleyküm selam. Ali Hüseyin Teze Kurmatı'dan. Ustad, merhaba, ne var ne yok? Merhaba, gözüm üzerinde. Sağ olun, siz ne dersiniz inşallah. Zahmetsiz, Ustad Akram Avalar'a hoş geldin bir daha. Teşekkür ederim, var olun Ustad'ın. Saygı hürmetlerimle bütün teze cemaatine. Ustad, zahmetsiz, Ustad Akram'dan bir sualim var. Buyur efendim. Buyurun. Bu Ceyra'dan bir yerde, bu Saddam zaten yoksa şey üzerineydi. Bir de bir böyle küçük basit şey oradan tarafım. Bir üstadın şehit etsin bizim için böyle bu aşıklık üzerine. Peki hangisini dedi Saddam üzerinin nasıl konuyu kastetsen? Dedi o Ceyra'dan mı hala? Son çarşı. Ceylan'ım tamam. Anladık. Evet. Çok sağ ol, teşekkür ederim Ali Hüseyin Efendi. Sağ ol, memnun. Kurmatı'dan. Üstadım
Konumuza girmeden önce o bir konuya Ali Hüseyin Efendi'nin sorduğu soruna cevap verin. Bir daha o soruyu tekrar sizden soracağım. Ceylanam Ceylanam gözü karadı. Evet, burada çok güzel sorudu bu. Lütfen, çünkü burada bunu ben sende zindanda olarken evet. Bayramıydı. Çocuklar yanıma gelmediler. Gelmeyince orada da zindanda kalem yasakıydı. Bir hurma acıgını kalem ettim. Bu Ceyran Ceyranamı onu da yazdım. Evet. Belki de şimdi o yazını görebilirsiniz. Burada yazdım şeyi. Burada bir Ceyranam Ceyranam gözüm karadı. Bu gözler başıma her bir beladı. Yok Ceyran'ın kara gözleri. Yok Ceyran'ın kara gözleri. Baba Gürgür'ün kara neft gözleri başıma beladı. Sana baba Gürgür diyeyim ya, başıma bir bela. Burada tabii Ceyranam Ceyranam gözüm karadı. Bu gözler başıma her bir beladı. Orunca başarıp hara geldim avuç elinden. Bunu lütfen işte affedersen öz nefsini bilmeyen insanlar evet. Bunu emniyete başka şekilde anlatmışlar. Alasas avuçu Saddam'ı kastedir. O gerçeği de buydu. Ama olmazdı ben böyle diyeyim. Bir de gene atardılar beni zindana. Tabii. Ama buna rağmen de bir de gene apardılar. Evet. Ama evet. Doğru. Doğru da buydu mesela. Sanatçının yanında bir edebiyatçı olduğu için de edebiyatçı her zaman aldığı konuyu simge olarak alır. Bu gözler yani Baba Gürgür'ün kara neft gözleri başıma bela. Evet. Bir ara vermek zorundayız üstadım. Buyurun. Sonra aradan sonra tekrar devam etmek. Saygıdeğer seyircilerimiz, Kırmızı Masa programı canlı yayınımız. Ara vermekteyiz. Tabii ki ara vermeden önce bunu demek istedim. Ara vermekten sonra inşallah sorumuzu tekrar yönelteceğiz saygıdeğer konuğumuza. Bu konuyu iki dedik yanlış yapmış olurum ama hain değilim. Peki bir az bu meseleden söz edeğin ne oldu da? Ne oldu da hemen birden Milliyetçi Ekrem Tuzlu'ya hain damgası vuruldu? Efendim kısa aradan sonra inşallah bu konuya da değinelim. Kader de sinemde, dertlerine girer. Her türlü dertleri durmadan taşar. Neredesin, nerede? Sadalan, 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 sadalan. Neredesin, nerede? Sadalan, 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 sadalan. Kalmaksa neredesin, nerede? Sayın Üstad Ekrem Tuzlu, Ekrem Tuzlu yanında yani bir Türkmen demekti. Ve bir çarçı ve düz kurması demekti. Bu adam Ekrem Tuzlu ben yanılmazsa 50 il ben fazla meydan yani arkadaşlığım var, oturmağım var özden. Bizden büyük işte adam aça. Allah uzun ömürler versin özden. Bu adam bir terbiyeli bir insan. O kızı sanatkar, milletin seven, dilini seven. Ve bu adam bu dili hatır için çok aziyetler çekti. Ve sizinlere girdi. Ve bir oğlu da, yani bir uşağı da sizin de dünyaya geldi. Ve bu adam yani Türkmenca Radyosu'nun açılışında 1959'da yani şey geldi orada yani birinci geldi ki orada tezili etti. Zannedersem de bilmem neden gamcığım bu uzundakları takriben buydu böyle bilmem. Bu bestane yaptı. O bir büyük şöhret aldı. Özün zaten çok sesi gençliğinde aynen perdesi siydi yani bir üçkek bir sesiydi. Sonra bu adam Çerçücü'nün o zaman gene de günleri buydu. Rahmetli Fahreddin Yezi'ydi. Abdülvahid idi, Abdurrahman idi, Faik Şefik idi, Ali Kal'ali, Sami, bu eski işte kalanlara uzun ömür, gidenlere de Allah cennet mekan etsin inşallah.
Bunlar hepsi bu toylar, düğünleri dolantırdı. Bu da özleriyle bana vardı. Bu da onlardan bir deneydi. Ve en usta bir okucudu. Ve en milliyetini seven bir okucuydu. Ve bu adam mevlütlere de geldi. Ben dedemle yiyecek kardım. Dedeme mevlüt okurdum. Mevlütlere giderdik. Bu adam geldi. Eskiden de bütün okucularımız Abdülvahid Güzelçiydi, Abdülrahman Kızılay'ydı, Mehmet Zamçiydi, Mehmet Rauf, İbrahim Rauf. Yani bu okucular içinde de Ekrem Düzlü, bunlar geldi mevlütlerde okurdu. Şimdi mevlütte Şenic mevlüt olsaydı, Toy mevlütü mesela o sünnet malımı içinde hoyratlar olurdu. Bir kere bazı tenzileler vardı, orta yerinde hoyratlar diyerdiler. Bizde bazı yani galatlıklar var mesela. Oraya gitme, buraya gitme, böyle gitmek için daha mühimdi, daha güzeldi. Kardeşlik fazla oldu, muhabbet fazla oldu bunda. Biz Erbil'e giderdik, rahmetli Allah affetsin, Habay'dan. Bazı evlerde oturduk, yani Kürt kardeşlerimizin eviydi. Ha Türkmenize de okurduk. Ve tecrit ederler bizi. Yani vallahi Erbil'e giderdik, aynen neyse bir vezir geldi, böyle kanşarlar der bizi. Yani fende siyaset yoktu. Aslında bizim bizim hoyratımız, bizim bestelerimiz bütün milleti bir eder. Yani milleti bir etmekti. Sen indi getirin burada 100 hutba siyasi konuşçuyla televizyonda. Umudan ondan dinlemez seni. Ben sen ki hoyrat sen Amerika'da indi bu internet yoldan hepsi dinler seni. Senu ma'nu, senu hoyratu bütün dünyaya gelir şey yoldan. Yani o bundan daha iyi. Biz vaktinde hoyratlar diyardık. Bazı hoyratlar vardı yani bir hoyratı değilsen 100 ma'na verdi. Milleti bir yaşıştırmak, milleti kefe salmak. Yani bu şeyler vardı. Ve bizim de yamçilimiz koyrattı. Ve bu adamdan hiç indiye kadar inanmıyorum bu adam bir harın sadece olup özüne. Vallahi uşağın toyuna giderdi, büyüğün toyuna giderdi. Yani sonra büyük bir sanatkar idi. Ondan sonra büyük fenden bir sanatkar nazar idi. Yani büyük bir nazar idi. Ve iyi yani tuhafiyet de yapardı. Ben görmüşüm bunları. Ağırında sönmüyor sönmez kaderde sinemde dertlerine gider her türlü dertleri durmadan taşar neredesin nerede sadalan 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 neredesin nerede sadalan 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 kalmakta neredesin nerede tabi ediyorum bütün Türkmen milletine vaktiniz hayırlı olsun tabi büyük üstadımız Ekrem Düzlü'nün hakkında ne konuşsak adamın hakkında bir şey yapmamışız ki adama ki büyük üstadımız bizim de hakkımızda bir şey kusurlar koymayıp gerekli de bizim hakkında kusur koymayak. Bu adam bizi yani çok çok şeyler öğretti. Yani ne diyeyim sana makamlar, huriyatlar, şiirler. Bunun çok huriyatlarını okuduk. Yani çok esir olduk bunun sesine. Huriyatlarına yok esmem. Ben de aynı sanatçılar Düzlü'de saygı selamım özlerine aynı Necdet Mustafa Kemal olsun, rahmetli Hamza Hüseyin olsun, Ali Benna olsun, Mufid olsun, Mudhir olsun, o başkaları, Akil olsun, Murat, o bütünle saygı selamım var. Hatta elinden de şairler de çıktı bunun eli altından, kıymetli şairler de çıktı bunun eli altından, aynı tesir oldu bunun sözlerine kalktı bunun şeyinden, derdinden şiir yazmaya. Ekrem Düzlü'nün hakkına dediğim kim ne etsek, ne yapsak hele az. Valla bir soru saygı selamımız özüne inşallah bu çıkanda bizleri her zaman gözümüzün ışığı Usta Ekrem Düzlü. Tabi sorumuz özünden inşallah adama ki hazırlık bazı yenge bir şeyler özünden olsun şarkılar yani olmasa da teşekkür ederek bizlere öz kalemiyle yazsa bizler olmadan etse daha memnun olduk. Adına bir güzel şeyler okuruk. Ya besmene benimle dolan ses sanatçılar, hatta Düzlü olsun, Kerkit olsun, Tilafer'de, Erbil'de, bütün yerde bu adamın kifride, bütün yerde sevgili var yani. Sevilen bir sanatçıdır. Ağırında sönmüyor sönmez
kader de sinemde, dertlerine gider. Her türlü dertleri durmadan taşar. Neredesin, nerede? Sadalan, 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 sadalan. Neredesin, nerede? Sadalan. Tekrar merhabalar saygıdeğer seyircilerimiz. Kırmızı Masa programımız devam etmektedir. Evet, az önce ara vermiştik. Ara verdiğimiz zaman bazı görüntüler vardı. Efendim, bazı sanatçılarımızdan, çok değerli sanatçılarımızın görüşleri vardı konuğumuz hakkında. Onun yanında da ustadımızın seslendirdiği, daha doğrusu özellikle de benim en çok cana yakın sevdiğim şarkılardan birisiydi. Neredesin, nerede? Sadalan, sadalan, kalmadı sabrım. Neredesin, nerede? İşte onu Allah bilir kime seslenir ki neredesin o yürekten o sadanı diyir ki. Elbette eşiden de duyan da özün daha kendi fikrinde nasıl algılarsa o da ayrı bir konudur. Efendim, telefon numaramızı hatırlatayım sizlere. Telefon numaramız 0771-466-8134. 0771-466-8134. Telefonlarınızı beklemekteyiz konumuz ve konuğumuz hakkında. Değerli seyircilerimiz, konumuza geçmeden önce buna değinmek istiyorum. Bu haftanın içinde elimize 3 kitap değinmiştir. Tabii ki bu kitaplar İsviçre'den çok değerli. Azerbaycanlı yazarımız Eluca Atalı hanımefendiden Kırmızı Masa'ya programına hediye etmiştir, armağan etmiştir. Okumaya değer kitaplardır. Evet, Kerkükler Yalnız Bırakılmış Türkler. Eğer değerli kameraman arkadaşımız önden biraz alırsa. Çünkü evet, çok güzel bir kitaptır. Onun yanında atlara kurşun. Tabii ki atlara kurşun sıkmayın. Ve onun yanında da Azatlık Hikayesi. Gene Eluca Atalı hanımefendiye aittir. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Tabii ki bizleri unutmamış. Hiçbir zamanda unutulmaz inşallah. Bizler de unutmamışız. Dünyanın neresinde olursa da hele hele özellikle de Azerbaycan kardeşlerimizi ve orada tabii ki olan geçenlerde de katliam, tabii ki Karabağ katliam var idi. Saygıyla Hocalı katliamını andık da burada, ele aldık da. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz sevgili Eluca Atalı Hanım'a. Üstadım, evet. Tabii ki bir ara vermiştik. Değerli İnşallah sanatçılarımız var idi. Üstad İlham Mullaabud. Tabii ki dedi, oğlunuz, bir oğlunuz hapishanede anadan doğmuştu. Sizler evet. De tabii ki o halde Bağdat hapishanesindeydiniz. Efendim, bu kadar sıkıntı gördünüz, bu kadar bu zor şartların altında yaşadınız, hele hele degindiler de. Bir de onun yanında dedesiniyle, değerli sanatçımız Mullaabud ile evet. Onunla da oturmuşsunuz, onunla da mevlütlere evet, rahmet katkıda bulunmuşsunuz. Diri ki bir de ona da girmek istedim. Bir de diri sanatta siyaset yoktur. Bizim dediklerimiz toplumları birbirine bağlamaktır, yakınlaştırmaktır. Tamam. Güzel bir sözdür efendim. Diğer ustadımız, sanatçımız Mehmet Tuzlu Beyefendi. O da tabii ki dedi sevilen ve Türkmen elinin her bir yönünde her zaman da dinlenilen bir sanatçımızdır. Bir öneride bulunmuştur. Yeni bir beste yaparak ve onlara eğer
armağan etseniz, onlar okusa. İnşallah bunu, bu yorumlarsanız bir öyle özetle ya yorumlasanız. Hocam, evet. Valla ben tabii bu kursuzda hiçbir zaman bunlara bu kursuzda eli bağlı kalmamışım. Aynı zamanda yani ama özleri ki kendileri o ses sanatçıları gelmediler ki hatta ben yardım edemezlerine. Evet. Ama eğer özleri bir olmaz bu şey insan biraz da mutabazı olsun ki biraz nedir diğer gurur olmasın kalbinde. Doğru. Olunca daha koy çünkü onu beslemek geleceğe yardımdı bitirdim. Evet. Üstadım, Üstad İlham Mılabud Dergin'de dedi hapishanede az önce dedim bir oğluz. Evet. Onun yanında hapishanede 11 defa da bu şartlar altında yaşadığımız, gördüğümüz. Efendim az önce de ara verdikten önce de bir soru sorduk sizden. Dedik ki Aksu gazetesinde bir manşet çıkmıştı. Evet, evet. Ondan yola çıkalım. Yanlış yapmış olurum ama hain değilim. Ben bir de tekrar ederim. Az önce bu meseleleri de gindik. Üstadımız da gindi İlham Mılabud da. Ben de bunu direm. Bu kadar milliyetçi olan Ekrem Tuzlu ne oldu da aniden bir hain tamgası aldı efendim? Efendim buna kısaca bir cevap epey Ekrem Tuzlu bu diyenler ki bu Ekrem Tuzlu hain. Affedersiniz. Hain öyle kolay değil. Hain evet. Ihanet değil. Evet. Ama bunlar affedersen ben o kadar bu soruyu soracağım. Bir insan bir reklamın karşısında durarken o reklam numaralı olsun ya bayrak olsun ya diğerim kavmiyet boyakhanadır. Vurduğu kimi resen sen buna düz doğru epey de bilirsen Ekremuzlu kimdi ve ne yapıptı özü ve ailesi neler uğrayıptı. Bu anda senin hakkı yoktu hiçbir zaman. Hiçbir fazla yoktu benim üzerime hain sözü atasan. Çünkü Hak Teala Hazretleri buyurup hayatında ya yüellezine amanu izâ câikum fâsikum binebe'in fetebeyyenu. Sen çağıraydı yani her kimse ki bu dağıttı. Belki de karşıda o sözler, o tehditler, evime mektuplar atıldı. İçinde kuruşun var idi. Sen daha telefizinden çıkma yine. Şarkıların durduldu. Bunlar hepsi o olayın ardından çıktı. Olunca sen geleydi benden soraydı. Sorduktan sonra niye ben diyelim gelim açıklayayım sebep neydi? Ben gitmiştim muhterem bir Kerkük televizyonda bir görüşme yapmışım. Bu görüşme arkamda montajda numara koyulup diyor bayrağı bırakılıptı. Bu düveli muhterem bir şeydi. Sen onun sebebine beni o tarafı nasıl düşman bilirsen beni orada koç kurban et. Peki üstadım bu sorunu sorayım sizin bir daha. Bes bir telefon bağlantımız vardı. Bir daha tekrar size döndü. Alo. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. O affedersen Mehmet Nenesi Kerkük'ten aradı. Kore'den galiba. Televizyonun sesini bir az indirseniz lütfen. Tamam oldu. Üstad Ekrem'e diyorum hoş geldin programımıza. Televizyonu sıklık edilsen. Çok kesmiş geldi çıkıştan. Allah razı olsun. Bilirsemez yani çok hayırlıdır. Buna hain dediler. Yani çünkü bu hiç hain mal değil. Üstad'ın mehali çok zulüm çekti. Özü, uşağı, ailesi. Yani çok yani kime diyorsan ailesi sizinde uşağı oldu. Yani çok azap çekti ve biz memnunuz özüyle bazılarına ve hayırsı da buna hain değiller. Yani inşallah Türkmançılığı rüyündedir Türkmançılık. İnşallah çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mehmet Nenes Kerkük'ten. Evet, değerli seyircilerimiz helal özellikle de Mehmet Nenes'ine hiçbir zaman biz haddimiz bile yoktur. Hain kelimesini ocağımız karşında alağın ama o zamanlar bu şeyler değildi. Kamuoyunda söylendi efendim. Birçok insanlar sizi yanlış anladı veya nasıl algıladı o ayrı bir düşünceydi. Özü gerekirdi efendim. Evet. Üstadım söz bu başlamadan hiç talapta bulunduğunuz bu açıklamamız için bir yerden. Evet. Aynı zamanda Türkmenleri televizyonlarına aynı günde çünkü bana onda yerli telefonlar var idi. Yerli telefonlar da beni ve eşimi kötü sözler aynı zamanda şarkılarım Türkmen Yerli Televizyonu'nda duruldu. Evet, üstadım evet. Bir telefon bağlantımız vardır. Bu,
Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Fauzi Akram. Evet Fauzi Akram Bağdat'tan. Şereflendik. Evet eski dönem saygıdeğer milletvekilimiz Ustad çok Fauzi güzel. Akram. Evet sizleri dinlemekteyiz. Ustad nasılsınız? İyisiniz inşallah. Her şeyden iyi akşamlar Sayın Aladdin Beyler. Sizlere uzun ömürler dilerim. Bu programınıza tebrik ederim. Ve aynı zamanda Türkmen'in en önde gelen büyük ses sanatkarı. Yıllar boyu vatan için, millet için, insan için, Irak için, Türkmen için seslenen, acı hem kederlerimizi sevince döndüren, fikrimizi aydınlatan, gönlümüzü okşayan, her koryatı bir natık askeriden kuvvetli olan, defalarca zalim dönem, Saddam döneminde zindanlara atılan, Nukrat Salman'a tesir olunan bir büyük sanatkarımızdır. Büyük bir şairdir, büyük bir adam gibi bir adamdır. Evet. Türk dünyasını dolandırıp nereye gittimse Ekrem Tuz'unu sorarlar. Bizim memleketimizi tuz hurması dünyaya tanıttıran Ekrem Tuzlu'dur. Sanatımızı dünyaya tanıttıran Ekrem Tuzlu'dur. Ekrem Tuzlu'ya gerçekten millet olarak çok borçluyuz. Bizlere şehre giretti, koryatı giretti, Türkmen çırığı giretti, millet çırığı giretti. Her zaman bir mum gibi, Gürgür Baba gibi yanmıştır. Evet, Üstad Fauzi, bu soruyu soranım fazla zamanımız olmadığı için. Üstad Fauzi, Üstad Ekrem. Hak etti mi efendim bu sözlere, bu damgaya efendim? Buna lütfen dergine. Gerçekten Ekrem Tuzlu Türkmen'de Felte var. Nece Arap'ta bir Nazım Gazali var. Evet. Nece Kürt'te bir Hasan Zirek var. Nece ayrı milletlerde Abdülhalim var. Türkmen'de benzeri olmayan, buna diyenler Felte, tikrar olmuyor. Nece bir evet. Şair Hasan Gören var, tikrar olunmaz. Bir Muhammed Ezzet Hattat var, tikrar olunmaz. Evet. Onun için biz bu adama çok borçluyuz. Bunu ben arzu ederim. Ben Irak Edebiyatçılar Birliği'nin Türkmen Bürosu Başkanıyım. Evet. İnşallah biz öğleden sonra timsalını yapmak önemlidir. Tamam, daha önemlisi yaşayarken onun için timsal yapmak. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederiz Üstad Fauzi Ekrem. Çok sağ olun. Programımıza katıldığınız için. Ne mutlu bize. İnşallah gelecekte de heykelinizi görürüz. Söz verdi programımızın önünde. Evet. Efendim, programımızın 5 dakikası kalmış efendim. Olunca çok konular var ama... Evet. Bunlar bir devanı kestiler, bir ciger katıldı. O ciger de kokmuş çıktı. Çünkü güneşin ögü karbilden tutulmaz. Ekranımızın aydın mefkureli insanlar, badamçı badam tanır. Sarrap evet. Parada bile adam tanır. Evet. Bunlar kendilerini hain gördükleri halde diğerinde hain sevmek istedir. Evet ustadım, bu kadar... Töhmetler, bu kadar sözler, bu kadar görüşler milli duygunuzu etkiledi mi? Efendim ben de daha doğrusu. Kısacasına daha girelim evet. Birkaç soruya. Lütfen hemen ben bunu bir horiyatla edeyim. Yerden başlar, evet. Doğruptu yerden başlar. Benim hicran günlerim bittiği yerden başlar. Ben her zaman bir tutuklanından sonra bir de çıktıktan sonra sıfırdan başlar. Üstad, hocam. 11 defa tutuklandınız. Evet. 11 defa tutuklandı. Hepsi milliyetçilik, Türkmençilik yoksa da diğer. Ve inşallah ben yüreğimde hasret kaldı. Sorumu lütfen. Evet. 11 defa tutuklandınız. Hepsi milliyetçilik, Türkmençilik yoksa diğer kardeşlerim. Tabii ki birçok Türkmen kardeşlerimiz Hizb-i Dava bile de tühmeti var idi. Evet. O mu yoksa o hangisi? Ben kısaca. 3 tühme üzerine tutuklandım. Evet. Birincisi Saddam Kerkük'e gelirken Nisan ayında onda Al-Asad benim bir cemaatim var. Bunu ben tek başıma bir hükümet değilim. Kısacası her iki taraf hem milliyetçilik hem o bir tarafta vardı. Ama milliyetçilik mesela şimdiye kadar hamdolsun ne hırsızlık ettim. Hayır. Tutalım. Allah'a tecavüz ettim. Namusta dokundum. Yalnız ben şiirlerimi yerine getirenler evet. Yerine getirenler yanlış getiripti. Onlar da hükümet kulağıdır. Onun cevabı bunun zamanında tutuklanıyor. Hocam hayatta felsefeus. Felsefesin bütün insaniyete hizmet. Bütün insaniyete hizmet. Hizmet. Ve gevil kırma ona değmez, o hattım ona değmez. Gel dostum gevil kırma bu dünya ona değmez. Peki bir yerde sen tutsaydım, erik saydım, tutsaydım.
çoktan zengin olurdum eğer elim dilim tutsaydım. Bizde bir deyim var, Türkmence diğerler çoktan zengin olurdum eğer elim tutsaydım. Biraz cimrilik, rezillik etseydim. Bu yo, ne kastetsen o değil, dilim. O değil efendim sen. Yani bu Türkman dilini, bu Türkman dilim kes kavun dilim. Ben bunu bas Türkmanlara dememişim. Bu diğer milletlere demişim. Türk milleti budur. Parça parça olsa dilinden vazgeçmez. Olunca tutsaydım, eriksaydım. Ustad, da tabii, ustad bu ne de dergilim? Kaç ödül kazandınız hangi devletlerden? Tabii bu büyük bir şereftü, bu kazancım. Hepsi benden armağan da benim milletime. Evet. Reis Cumhuriyet Türkmenistan'dan. Evet. Murat Teperoğlu. Evet. Reis Cumhuriyet Azerbaycan, Ali Dadayov, Gazanfer Paşayov. Reis Cumhuriyet Türkiye, Süleyman Demirel. Evet. Bayburt'ta kan kardeşim Efelesen Ağabeyim Yahya Ekengin tarafından. Bu aynı zamanda Sayın Celal Talabani'nin kardeşini, Celal Talabani'nin kadını Hero Hanım'ın diplomalarını, caizelerini kazanmış. Kazanmışsınız, başarılar dilerim sana. Aynı zamanda 32 şahada da bunlar da hepsi benden armağandı bütün milletimin. Evet, ne mutlu bize. Çok sağ olun, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Gönül isterdi bir saat değil, günler sizinle bu konulara dergine birçok konularımız kaldı yerinde. İnşallah gelecekte bir daha sizi konuk edeceğiz diğer konulara da dergine. Ben her zaman İnşallah. Her şeyden önce evet. Sözüm de son olmasın ki çünkü bir daha saygı hürmetlerim başta gelen siz efendimize karşı, özellikle Türkmeniye kanatı diyebilirim ki bu Türkmeniye kanatı Türkmen folklorunu kahramanlığını, daha şairlerini, edebiyatlarını, ses sanatçılarını evet. Bir de yenge baştan 59'a döndürüp de radyo evi gibi. İnşallah. Çok sağ olun. Üstelik size üstün başarılar dilerim. Saygı hürmetlerim. Saygıdeğer seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Kırmızı Masa programımız, canlı yayınımız bu haftada değerli sanatçı. Çok nadide bir konuğumuz vardı. Ekrem Tuzlu ozağımızla olmuştur. Sağ olun, teşekkür ederiz bizleri tabii ki seyrettiğiniz için ve telefon bağlantıları için. Sağ olun, haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Güle güle. Ağzına sağlık ustadım.